Rahim, el kerim, ellezî lâ tûbu ileyh. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, ve's-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahîm. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fi kalbihi Allah. فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الحكيم استعيذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم Müslümanlar, kıymetli müminler, aziz kardeşler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Ramazan orucunu takdim ederken insanlara Ramazan'ı ve Ramazan orucunu oruçlu geçirmekle mükellef olduğumuz günleri düşünün ki senenin 11 ayında İmsak saatinden iftar saatine kadar yemekten içmekten kesilmemizi Allah istemiyor da Ramazan ayında istiyor. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir isteği var bizden. Kimden istiyor? Sadece dünyadaki insanların içinde kimden istiyor siz söyleyin? Müslümanlardan istiyor. Allah Allah. Şu Cenab-ı Hakk'ın işine bak. 11 ay yememize içmemize karışmıyor. Rabbil alemin ya, Rezzak-ı mutlak rızkımızı veriyor. Az veya çok yiyeceğimizi veriyor, içeceğimizi veriyor. Yiyin diyor, için diyor. Ramazan geldi mi yemeyin diyor. Allah Allah. Niye acaba? İçmeyin diyor. Sizin helaliniz olan kadınlarla alakanızı kesin diyor. Acaba düşündünüz mü değerli kardeşler? Sizin yerinizde olsam düşünürdüm. Düşünmek lazım. Ne var yani? Durup dururken Cenab-ı Hak yemekten içmekten kesilin der mi demez mi? Ne dersiniz? Durup dururken der mi? Sebebi olur da öyle söyler. Hikmeti olur da onun için böyle emreder, hükmeder. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun hikmeti ne olabilir? Efendiler, Ramazan ayında muhteşem bir değişiklik oluyor. Görüyorsunuz, geçen ders arz etmiştim. Gündüz yemek seanslarımız, gündüz yediğimiz yemekler geceye alınıyor. Bak, gündüz yemek yok. Sümme etimmus siyame ilelleyl. Bak Kur'an sınırını göstermiş. Gündüzün tamamını oruçlu geçirmemiz isteniyor. Halbuki evvelce gündüz yemeklerimizi yiyorduk. Sabah kahvaltımız vardı, öğlen yemeğimiz vardı. Bu iki yemek kaldırılıyor. Ama tamamen ortadan kaldırılmıyor.
yemek kaldırılmıyor, yemeğin zamanı, siz söyleyin, vakti değiştiriliyor. Geceye alınıyor. Halbuki gece yemek yenmez. Adete muhalif. Bu değişikliğin, bu fevkaladeliğin, bu olağanüstü, normalin dışında olanın veya olağanın dışında cereyan eden bu tavır niçin bizden isteniyor? Eğer bunu düşünmeden oruç tutuyorsanız, orucunuz Allah'a emanet. İşte Kur'an bunu o kadar güzel arz etmiş ki, geçen ders söyledim, bir Müslümana sorulsa ki, Allah-u Teala bizden oruç tutmayı istiyor, emrediyor. Allah'ın bu emri Kur'an'ın hangi suresinde ve o surenin hangi ayetinde diye sorulsa, oruç tutanlar bunun cevabını veremezlerse ayıptır, çok ayıptır. Çünkü senedin kaynağını bilmiyor. Mükellef mi? Mükellefsin. Mükellef adam, mükellef olduğu hususun veya hukukun temelini bilmesi lazım. Bir Hristiyan adam önünüze geçse de oruçlu musun? Oruçluyum. Oruç nedir? Allah'ın emridir. Allah'ın bu emri nerede yazıyor diye sorsa Kur'an'dadır diyeceksin. Kur'an'ın hangi suresinde? Çakılıp kalacaksın. Ama bilmek lazım. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde, ne olur ezberleyelim, ne olur aklımızda kalsın. Her gün şu Müslümanlar Amerikan dolarının kaça çıktığını, Alman markının kaça çıktığını, inişini çıkışını her gün takip ettiği gibi Kur'an'ı takip etse cennete gider. Evliya olur. Yarın Cenab-ı Hak soracak, benim Kur'an'ımı ve Kur'an'daki ayetlerimi takip ettin, döviz büfelerinde Amerikan dolarının inişini çıkışını mı takip ettin? Verin cevabınızı, verin hesabınızı. Ama memleketi bu hale getirdiler. Memleketi getire Amerikan dolarını yular gibi boğazımıza sardılar. Artık Amerikan doları demiyoruz, Amerikan yuları. Amerikan yuları. Ne olacak kardeşler? Eğer hesap gününe inanmasaydık problem yoktu. Hesap gününe inanmasaydık. Hesap gününe inanmadan da Müslüman olmak mümkün değil. Öyle mi değil mi kardeşler? Bir adam hesap gününe inanmasa, ahiret gününe inanmasa Müslüman olabilir mi? Soruyorum. Sesiniz çıkmıyor. Vallahi olamaz. Müslüman olamaz. Amentü billahi dese, Allah'a inansa, meleklere inansa, kitaplara inansa, peygamberlere inansa, Hazreti Muhammed Mustafa'yı bağrına bassa ama ahirete inanmıyorum dese ne dersiniz? Kafir oğlu kafirdir ya. Ne Müslümanı? Kardeşler, müminler, işi ciddiye alalım. İşin hakikatini, mahiyetini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacımız var. Çünkü bugünlerde görüyorsunuz televizyon kanallarında çeşit çeşit konuşmalar, tartışmalar, haşa fetvalar, fitneler, efendim Kur'an-ı Kerim cünüp olarak okunabilirmiş, hayızlı kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabilirmiş, camiye girebilirmiş, beş vakit namaz kılabilirmiş, hayızlı kadının namaz kılmaması veya kılamaması hocaların uydurmasıymış, haşa sümme haşa. Kiralık adamlar konuşturuluyor. Satılık adamlar, kiralık adamlar, bıyıksız, sakalsız, mermer suratlı, aman ya Rabbi paralı, hesaplı, Amerikan bandrollü, dolarlı, yularlı adamlar. Hepsi din adamı kesildi. Hepsi din adamı olarak çıktı ortaya. Nasıl korunacaksınız? Kimisi dekan, kimisi bakan, kimisi yakan. Bu ne ya? Aldı başını gidiyor. Zavallı Müslümanlar.
altyapısı yok Müslümanın. İslam eğitiminden teker teker geçmiş değiliz. İslam eğitiminden, temel İslami esasların eğitiminden, Amentü eğitiminden geçmiş kaç tane adam gösterebilirsiniz? Amentü eğitimi. Amentü'de 6 tane madde var. Kelime-i Tevhid'in eğitiminden geçmiş kaç adam bulabiliriz? Kelime-i Tevhid, biliyorsunuz, La İlahe diye başlıyor. Kelime-i Şehadet var, Eşhedü kelimesiyle başlıyor. Buyurun teberrüken ikisini de okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben araştırdım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidinin izahı, açıklaması, tefsiri, tavzihi, şöyle şu kelime-i tevhidi bana anlat bakayım. La ne demek? İlahe ne demek? İlla ne demek? İllallah ne demek? Muhammed ne demek? Resul ne demek? Resulullah ne demek? Bana anlat deseniz, araştırdım ben tefsirleri, ilmihalleri, tevhid kitaplarını araştırdım. İnanır mısınız? 300 sayfalık bir kitap haline gelebiliyor bunun manası. Bugün bir Müslümana sor, de ki La ilahe illallahı bana anlat, yarım sayfa, tam sayfa da değil, normal piyasadaki defterin sayfasını dolduracak kadar malumat yazabilir mi, yazamaz mı? Yazamaz. La ne demek? Lam elif. İlah ne demek? İlla ne demek? Niye orada la, burada illa? Ya Rabbi, bu cemaat-i müsliminin halin olacak. Cenab-ı Hak her zaman temenni ettiğimiz gibi dini celili İslam'ı, Hazreti Kur'an'ı Rabbim devletimize, hükümetimize ve hayatımıza hakim eylesin. Oradan gelecek, oradan gelecek. Kur'an açıklıyor. Neden Ramazan'da bir değişiklik? 11 ay yemek içmek helal da, sabah kahvaltısı yapmak helal da, öğlen yemeği yemek helal da, niçin Ramazan'da haram? Bunu düşünmek zorundayız kardeşim. İşte Kur'an bu nükteyi, bu hususu çok latif bir tavırla açıklıyor. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüssiyam. Aman ya Rabbi. Ey müminler, seçkin insanlar, Allah'ın sevdiği ve kendilerine imanı nasip ettiği mübarek insanlar. Biz iman ile bereketlenmişiz. Bereket. Bir insan mümin olmadan, Müslüman olmadan, iman etmeden her gün 100.000 kişiyi doyursa, Müslüman olmamış bir adam, iman etmemiş bir adam, her gün 100.000 kişiyi yediriyor. Aç insanlar. 100.000 kişiyi elbise giydiriyor. 100.000 insana ev veriyor, yatacağı yer veriyor, yiyeceği yemek veriyor. Her gün 100.000. İman etmediği, mümin olmadığı için bu adamın yaptığı bu iyilikler amel defterine yazılıyor mu, yazılmıyor mu? Soruyorum. Vallahi yazılmıyor. Hiçbir değer ifade etmiyor. Hocam sen bunu nasıl söylersin ya? Bu adam günde 100.000 aç insanı doyuruyor, 100.000 hastaya ilaç veriyor. Müslüman olmak şart mı? Nasıl bu adamın iyilikleri yazılmaz? Nasıl bu adam cennete ehil olmaz? Diye aklınıza gelebilir. Sen nasıl bunu söylüyorsun? Nitekim soranlar var. Kardeşim, bizim delilimiz, senedimiz Kur'an. Açayım Kur'an'ı, senedimi göstereyim. Böyle olduğunu, senedini göstereyim. İşte açtım Kur'an'da,
Asır diye bir sure var. Asır, asır. Duydunuz mu, duymadınız mı? Asır suresi var. Asır suresi var. Nasıl başlıyor? Vel asri. Asra, zamana, asır dediğimiz hakikate yemin olsun ki Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. Asra yemin olsun ki innel insane lefi husur. Bak evet, husur demek Arapça hasar demek. Hasar, hasarı biliyorsunuz, zarar demek. Külli zarar, hasar. İnnel insane lefi, bak lam-ı tekit de gelmiş. Lefi husur, insan denen varlık zarardadır, ziyandadır, tamamen boşluktadır. Amelleri, eylemleri, işlemleri, söylemleri, her şeyi zarardadır. Yazılmaz, çizilmez, puan verilmez, değer verilmez. İnsan. Ne zaman insanın davranışlarına puan verilir? Ne zaman amelleri makbul olur? Ne zaman mükafat verilir? Ne zaman kayda geçirilir? Ne zaman zapta geçirilir? Devam edin. İllellezine amenu, amenu. Bak. İman ettikten sonra iyiliklerine mükafat verilir. Hayrı olur, mükafatı olur, cenneti olur. İman etmeden cennet olur mu, olmaz mı? Siz söyleyin. Olmaz. Cennet olmayınca yaptığı bütün hasenatın ve iyiliklerin Allah katında puanlaması, değerlendirmesi vallahi yoktur. Demek ki iman etmek çok büyük bir hadisedir. İman etmekten daha büyük hadise yok kainatta. İman ettikten sonra sizin hayrınız, hasenatınız, amelleriniz tartılmaya, ölçülmeye, yazılmaya, değerlendirilmeye, puan verilmeye başlıyor. İman etmeden hiçbir hayrınız yazılmıyor. Kayda değer kabul edilmiyor. Aman Allah'ım. İllellezine amenu. Bu hakikati bilmek zorundayız. Ki imanın önemini. Onun için Cenab-ı Hak bunca, bakın 6,5 milyar insan var dünyada. Ramazan orucunu bakın getiriyor, getiriyor. Kime emanet ediyor? Siz söyleyin. Müminlere, müminlere. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüsiyam. Kurban olduğum Allah. Bize havale ediyor, gördünüz mü kardeşim? Olduğun noktayı, bulunduğun noktayı iyi takdir etmek lazım. Mümin ne demek olduğu bilinmesi lazım. Ramazan adındaki bu mukaddes misafiri, semavi, hilali, kameri, rahmani, rabbani, bu misafiri 6,5 milyar insan içinde, bu misafiri Allah kime gönderiyor? Siz söyleyin. Mümin olanlara, mümin, mümin olanlara. Ya eyyühellezine amenu. Aman ya Rabbi. İşte bizden yemek olayını gündüz kaldırın şu sofraları. Ağzınıza lokma almayın. Damla su almayın. Helaliniz olan kadınlara yaklaşmayın. Ne var acaba? Ne oluyor da böyle oluyor? Bunu düşünmek zorundayız. İşte Kur'an da açıklıyor. Hemen müteakip ayete. 184 numaralı ayet. Bunu bize 185, o sayfanın hemen hemen tamamı oruçla, Ramazan'la alakalı. Bunun sebebini okuyorum. Bu değişik olmanın, bu ağzımızı kapatmanın, cinsel iştahları kesmenin, yepyeni bir suret almanın, değişik bir tavır, değişik bir hale inkılap etmenin, kan değişimlerimiz bakın değişiyor. 10 saat, 11 saat oruç tutan bir Müslümanın idrar sistemi değişiyor. Kan dolaşımı, siz söyleyin, kan dolaşımı değişiyor. Damarından biraz kan alın, o kanı tahlil edin, oruç tuttuğu vallahi sabit oluyor. 11 saat yemeyen, içmeyen
içen adamın kanıyla devamlı yiyip içen adamın kanı, kan dolaşımı, idrar dolaşımı aynı olur mu olmaz mı soruyorum. Olmaz. Nitekim bazı vazifeli kardeşlerimizi bulundukları makamdan, bulundukları teşkilattan atmak için hiçbir sebep bulamamışlar, atacak. Müslümandır diye atacak, irtica diye atacak, mürteci diye atacak, şeriatçı diye atacak, dinci diye atacak. Arıyor, sebep yok. Uğraşıyor, sebep yok. Sonunda bir doktor diyor ki, o adamın diyor, Ramazan'ın ilk haftasında idrarını alın, biraz da damarından kan alın, tahlil edin, derhal kendisini ele verecek diyor. Hakikaten idrarını alıyorlar, kanını alıyorlar, laboratuvarda tahlil ediyorlar ki fevkalade farklı bir kan, farklı bir idrar çıkıyor. Bu ancak 11 saat aç kalan adamlarda olabilir. Öyleyse bu adam oruç tutuyor diye yakalanıyor. Sistem değişiyor. Ve kaldırıp atıyorlar. Kardeşler, niçin bu değişiklik? Neden canımızı, kanımızı Allah değiştiriyor? Bir şey olmalı ki bu değişiklik olsun. İşte şimdi okuyorum ayeti. Yine Bakara suresinin 185 numaralı ayeti bu sebebi anlatıyor. Şehru Ramazan. Ramazan ayı muhteşem bir ay. Muhterem bir ay. 11 ayın nesidir siz söyleyin? Sultanı. Şimdi şuraya tıklım tıklım dolmuş bulunan, dolduğunu düşündüğümüz bir salona, bir alana sultan gelse, padişah gelse bütün o oturanlar kalkar mı kalkmaz mı? Kalkar. Şehr-i Ramazan 11 ayın sultanı. Peki bu sultanlık bu Ramazan ayına nereden gelmiş? Babadan mı kalmış, dededen mi kalmış? Nereden gelmiş? Hiç düşündünüz mü? Ayet bunu açıklıyor, arz ediyorum. Ellezi öyle muhterem bir ay, öyle 11 ayın sultanı ki ünzile fihil Kur'an, ünzile fihil Kur'an. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Kur'an'dan dolayı. Vay 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 vay. Şu bizim Kur'an'a olan yaklaşımımızı, Ramazan-ı Şerif ile olan bağlantısını hiç düşünmemiş olmamız ne büyük gaflettir. Ya Kur'an geldi. Kur'an'ın geldiği yerde olağanüstü bir tavır takılacaksın. Yemek memek olmayacak. Ağzını kapatacaksın. Şehvetini kapatacaksın. Kur'an geldi. Kur'an'ı karşılayacaksın. Oruç budur. Kur'an yaşanıyorsa oruç vardır. Kur'an yaşanmıyorsa oruç yoktur. Değerli kardeşlerim, duyarlı kardeşlerim. Bakın Ramazan şu anda 1/3'ü işte gitmek üzere görüyorsunuz. Yani Ramazan'ı 30 gün sayarsanız 1/3, 2/3, 3/3, 10. İlk 10. gün işte görüyorsunuz kapanıyor. Dikkat ettiniz mi? Azıcık araştırmacı gözüyle topluma baktınız mı? Ne göreceksiniz? Kardeşler, Ramazan ayı geldiği zaman ülke çapında, doğudan batıya, güneyden kuzeye, ülkede, Türkiye'mizde, yurdumuzda, vatanımızda mutlak bir değişiklik oluyor mu, olmuyor mu? Ne bilelim hocam? Git hastanelere sor. Git karakollara, polis karakollarına sor. Benim oturduğum mahallede hastahaneler 250 metre mesafede. Karakol 100 metre mesafede. Sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz. Zaman zaman uğrayıp selam veriyorum. Dini bir probleminiz var mı? Bir hocaya ihtiyacınız var mı? Sakın öldüğünüz zaman hocanın önüne gelmeyin. Bak ben geldim diyorum. Sorun soracağınızı. Uğruyoruz, görüşüyoruz. Yine uğradım. Hocam diyor, Allah şahittir ki diyor, Ramazan geldiği zaman karakolumuz derin bir nefes alıyordu. Oh, dünya varmış. Olaylar azalıyor.
kavgalar azalıyor, çatışmalar azalıyor, boğuşmalar azalıyor. Ramazan'da. Hastaneye gidip soruyor, hocam diyor, acil servis dahil Ramazan geldi mi diyor, nefes alıyoruz. Kanlı hastalar, kanamalı hastalar haricinde öyle çeşit çeşit hastalıktan dolayı akın gelenler azalıyor, çözülüyor, bir sükunet, bir rahatlık geliyor diyor. Ramazan. Sorun, görün etrafı, sorun. Değerli kardeşlerim, bu neyi ispat eder? İslam'ın şartlarını biliyorsunuz. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat vesaire. Bunca İslam'ın esaslarından sadece bir tanesi olan Ramazan esasını, oruç ibadetini, onca ilahi emirlerden bir tanesini toplum olarak, millet olarak yerine getirdiğimiz zaman memlekette huzur, barış, kardeşlik, uzlaşma, anlaşma, çatışmasız, boğuşmasız bir zemin, bir zaman hasıl oluyor mu, olmuyor mu? Bir tek oruç tuttuğunuz zaman bunca sükunet sağlanıyorsa, bunca huzur sağlanıyorsa, haramlara, günahlara, gazinolar kapalı, içkili yerler kapalı, kavga zeminleri kapalı, şehvet kapalı, şeytan kapalı, ağız kapalı. Bir ibadetinin neticesinde bu kadar huzur meydana geliyorsa, ya İslam'ın tamamını, Kur'an'ın tamamını tatbik edersek dünyayı cennete çevirebilir miyiz, çeviremez, siz söyleyin. Vallahi çevirebiliriz. Bak, bir oruç ibadetinden bunca sükunet hasıl oldu. Ah İslam, ah! Görüyor musunuz? Çektiğimiz çilelerin, belaların, kavgaların, atışmaların, kapışmaların, çatışmaların, boğuşmaların, haksızlığın, hırsızlığın, arsızlığın, namussuzluğun, kötülüğün, fenalığın vallahi sebebi Kur'ansız, Kur'an'ın hükümleri yaşanmadığı içindir. Hadise budur. O gün birisi anlatıyor. Çarşamba pazarında diyor, hocam iri iri canlı canlı jelatin kağıdıyla sarılmış, paketlenmiş, plastik kutulara konmuş cam gibi çilek gördüm diyor. Kışın ortasında çilek. Çilek. Hoşuma gitti diyor. Bir de çok sevdiğim diyor, yanımdan ayırmak istemediğim bir torunum var. Torun. O da aklıma geldi. Şuradan birkaç paket alayım da götürüp torunuma yedireyim de çilek pazarda. Aldım diyor, sarılmış jelatin kağıt, paket, ambalajlı, parıl parıl, parlıyor, süslü. Götürdüm evde diyor, çocuğa yedirmeden evvel şunları bir suya sokayım da ilaç milaç varsa zararlı olmasın. Suya diyor soktum 3 paket çilek. Suyun içine sokar sokmaz diyor, birden suyun rengi değişmedi mi hocam diyor. Baktım yemyeşil gömbük çilek ortaya, herif fıs fısla boyamış. Vay zalim oğlu zalim. Adama bakın, iman gidince insan ne hale geliyor? Fıs fıs lan, böyle fıs fıs fıs. Kırmızıya boyanmış şerefsiz. Vatandaş da bir ambalajlı, sarılı, mübarek Ramazan tabi alıp da yiyecek hali yok. Evine de götürdüm. Alan aldı, kaçan kaçtı. Kilosu 2 milyon lira. Aman ya Rabbi. Demek ki imanı aldığınız zaman adına insan dediğimiz varlık ne oluyor? Canavar oluyor. Canavar. İnsan olmaktan çıktı. Frensiz, vallahi arabanızın freni yoksa veya arızalıysa, aşınmışsa, arabanızın balansı, balans ayarı yoksa böyle kafası sallanır, ananızı ağlatır. Fren yoksa önüne gelene küt çarparsın. Peki bir arabanın frene ihtiyacı var da bir insanın frene ihtiyacı yok mu? O fren imandır. İmandır. İmanı kaldırır, fren gitti. Ne haram ne helal. İşte Ramazan, Kur'an hürmetine Ramazan, Kur'an namına Ramazan. Kur'an olmasa ben ne yapacağım Ramazan'ı ya? Bana Ramazan ne gerek?
Kur'an olmasaydı. O halde demek Ramazan'ın kökü, mayası, esası, anası, temeli, tabanı, hakikati, mahiyeti, ciddiyeti, şahsiyeti nereden gelirse söyleyin? Kur'an-ı Azimüşşan'dan geliyor. Kur'an'ı öne almak zorundayız. Kur'an'a dikkat etmek, Kur'an'a sarılmak. Ama Kur'an'ın kağıdına, Kur'an'ın cildine, Kur'an'ın kılıfına değil, ha! Kur'an'ın manasına, Kur'an'ın ayetlerine, Kur'an'ın hükümlerine. Ama maalesef bu noktada çok büyük boşluğumuz var. Bundan 83 sene evvel Mehmet Akif merhum, mübarek adam, ne güzel söylemiş. Demek ki 83 yıldan beri pek fazla bir şey değişmemiş. Kur'an'la olan münasebetlerimizi söylüyorum. 83 sene evvel Mehmet Akif merhum, Allah gani gani rahmet eylesin. Aynen şöyle söylüyor. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına. Nazm-ı Celil dediği Kur'an-ı Kerim. Nazım, Allah tarafından tanzim edilmiş. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Yahut üfler geçeriz, yani okuruz bir şeyler diyor. Üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Ölülere okunsun diye Kur'an-ı Kerim vallahi gelmedi. Bütün derdimiz burası. Bütün feryadımız, figanımız, sıkıntımız vallahi bu. Kur'an'ı hayatımıza hakim kılamadık. Kur'an'ı ülkemize, bölgemize, beldemize, bırakın beldemize de kendi evimize, ailemize, karımıza, kızımıza, oğlumuza, atölyemize, iş yerimize Kur'an'ı hakim kıldık mı kılamadık mı? Varın hesabınızı verin. Ramazan'ı biz Kur'an'a borçluyuz. Ramazan'ın kutsiyetini Kur'an'a borçluyuz. Ünzile fihil Kur'an. İşte Kur'an'ı karşılamak için, Kur'an'ı telakki etmeye, Kur'an'ı alabilmeye, Kur'an'a yaklaşmaya, Kur'an'a sarılmaya hazırlık için oruca başlıyoruz. Gündüzümüz, gündüzün yemekleri geceye alınıyor, gece kalkasın, gündüz dikkat edesin, Kur'an var, aman Kur'an var. Hep Kur'an'ın etrafında dolanalım diye bu var. İşin hakikatini anlamadıkça lezzetini almak mümkün değildir. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüdellinnâs ve beyyinâtin minel hüdâ vel fürkân. Şu ayetlere, şu güzelliklere, şu tazeliklere bakınız. Allah-u Teala bu mana içinde, bu hakikat içinde oruç tutmaya, namaz kılmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Şimdi Allah'ın huzuruna çıkmadan evvel, beş vakit namaz için söylüyorum. Allah'ın huzuruna çıkmadan evvel önce ne yapıyoruz siz söyleyin? Abdest almıyor muyuz? Abdest almadan namaza durabilir misiniz? Soruyorum. Bak, abdest almanın maksadı huzuru ilahiye çıkmak içindir. Namaz Allah'ın huzurudur. Maalesef. Abdest almadan huzura çıkamıyoruz. Önce abdest al. Feiza kumtum ile salati fagsilu vucuhakum. Namaz kılmaya başladığınız, namazı ikamet etmeye başladığınız fagsilu, yıkanın, abdest alın. Namazla alakası var. Çok enteresan. Abdest alıp namaza duruyoruz. Namaza durduktan sonra yemekten, içmekten kesiliyor muyuz, kesilmiyor muyuz? Ne diyorsunuz? Namaza duran adam bir susam tanesini çiğneyip yutarsa ağzında namazı ne olur? Bozulur. Şöyle bir damla su içeyim dese namazda, bir damla su içse namaz ne olur? Namaz bozulur, namaz olmaz. Demek ki Allah'ın huzuruna çıkarken
hem abdest alıyoruz, hem de yemekten, içmekten, namazda ne yapıyoruz siz söyleyin, kesiliyoruz. Kur'an da Allah'ın kelamıdır, kitabıdır. Kur'an gelince Kur'an'ı ağırlamak lazım, Kur'an'ı karşılamak lazım, Kur'an'ı almak lazım. Elimize, bağrımıza basmak için önce Kur'an'ı ele almak, bağrımıza basmak için ne yapmak lazım siz söyleyin. İşte abdest alıyorsunuz. La yemessuhu illel mutahharun. Evet, camide safları yerleştirmek icap etti. Yine Allah için şöyle bir ayağa kalkalım. Allah razı olsun. Kalkalım iyiden iyiye. Olabildiği kadar safları sımsıkı sımsıkı yapalım. Artık sonradan gelen kardeşlerimiz buldukları yere otursunlar. Safları iyice evet, Allah'ın huzuruna günde 5 defa çıkmak için abdestli olmak şartını biliyorsunuz. Namaza da durunca, Allahu Ekber diye namaza durunca, o birinci tekbiri, namaza başlama tekbiri, namazı açış tekbiri dediğimiz iftitah, iftitah demek Arapça açmak, iftitah tekbiri veya diğer bir manasıyla tekbiri tahrime, yani helal olan şeyleri haram eden tekbir. Tekbir alıp namaza durdunuz mu, yemek nedir siz söyleyin. Yemek helal mı, haram mı? Haram. Su içmek haram. Dünya kelamı konuşmak, ona buna merhaba, nasılsın, iyi misin demek namazda nedir? Haram. Konuşmak haram. Yemek haram. İçmek haram. Bu bir nevi oruç oluyor mu, olmuyor mu, ne dersiniz? Ya namazın içinde oruç var. Namazın içinde oruç var. Namaz ne kadar devam ediyorsa o kadar oruçlusunuz. Yani haddi zatında senede bir ay oruç tuttuğumuz şuurunu biraz daha derinleştirirseniz, günde 5 vakit namaz kıldığımız zaman, namazda olduğumuz sürece, namazda olduğumuz müddetçe de oruçlu olduğumuzun farkında olmamız lazım. Namazda da oruç var. Hem öyle oruç ki konuşmak da yasak. Bereket ki Rabbimiz Ramazan'da yemekten içmekten bizi yasaklamış ama konuşmayı siz söyleyin, konuşmayı yasaklamamış, konuşabilirsiniz. Ama yalan konuşamazsınız, gıybet edemezsiniz, insanları çekiştiremezsiniz. Ben hem oruç tutarım hem de yalan söylerim hocam, oruç tutmamış gibi olursun. Oruç tutmak sadece yemek, ağzımızı, dilimizi yemekle meşgul etmekten, kesmekten ibaret değil. Yemekten, içmekten kestiğin gibi yalandan, gıybetten de siz söyleyin, keseceksin. O da işin manevi tarafı, ahlaki tarafı. İnsanları aldatmaktan, atlatmaktan, çatlatmaktan sakınacaksın. İnsanların haklarına, hukukuna, insanların canına, malına, ırzına, hayatına, haysiyetine sataşmaktan da elini ayağını çekeceksin. İbadet bu maksatla yapılır. İbadetten beklenen budur zaten. Bir adam hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyor, hem hacca gidiyor ama işi gücü yalan, dolan, dümen, karşılıksız çek veriyor, tahsili mümkün olmayan senet veriyor, söz veriyor, sözünde durmuyor. Neticede bu adam ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş, ne de hacca gitmiştir. Neticesi yoktur. Bir kazanın içine 100 litre suyu, sütü doldursanız, süt tamam, doldu. Ama bu bir kazan sütü kaynattınız, yoğurt yapmak istiyorsunuz. Ama bir türlü
mayayı tutturamıyorsunuz, aşıyı tutturamıyorsunuz. Bir türlü o 100 litrelik kazandaki süt, yoğurt olmuyor, kaymak olmuyor. Uğraşıyorsun, süt topluyorsun, emek veriyorsun, çalıyorsun, getiriyorsun, ısıtıyorsun ama yoğurt yok. Ama kaymak yok. Bizim halimiz öyle değil mi? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz artık ama huzur yok, sükunet yok, dürüstlük yok, insanlık yok. Ne namazı bu? Hani kaymak? Hani yoğurt? Süt var, yoğurt yok. Aşılayamıyoruz. Namazımızdan bekleneni hayatımıza taşıramıyoruz, getiremiyoruz. Bir türlü aşı tutmuyor. Yalanı bırakmıyoruz. Sahteliği, sözünde durmamayı, kötülüğü, kötülük düşünmeyi bırakamıyoruz. Düşün adam göm gök yemyeşil çilekleri topluyor. Kırmızı boyayla fısfısla boyayıp çilek diye satan adamın dini, imanı, Allah'ı olamaz bu adamın. Kitabı olamaz bu adamın. Bu adam namaz kılsan ne olur, kılmasa ne olur? Kardeşler, Ramazan'dan beklenen budur. Huzura, dürüstlüğe, temizliğe, tazeliğe, kardeşliğe, barışa, bağışa ulaşabiliyor musun? Ramazan'ın getireceği budur. Ramazan geldi gitti. Ne bıraktı sana? Yalanın yine duruyor. Haramın duruyor. Sigara yine içmeye başladın. Duman duruyor, dümen duruyor. Ne orucu? Hani kararın, hani tazeliğin, hani inkılabın, hani değişimin sana Ramazan ne bıraktı? Ne kaldı üzerinde? Ne kaldı izi? Ne kaldı tesiri? Yapmayın Müslümanlar. Orucu bir maksat için tutalım. Bir mana için, insanlığımızı, Müslümanlığımızı hayata taşımak için, İslam ile hayatı aşılamak için, o sütü aşılayıp yoğurt yapmak için oruç var. Sahura bunun için kalkıyoruz. Nefsimizi engelliyoruz, dizginliyoruz, frenliyoruz. Hani araba hususunda meşhur bir tabir var, balans ayarı. Demek ki her 11 ayda bir, 30 gün bir bakıma bizde arabalarda balans ayarı yapıldığı gibi bizde ne yapıyoruz? Nefis ayarı. Azgın nefsi getirip ayarlıyoruz. Kur'an'a ayarlıyoruz. Rot ve balans ayarı. Aynen bu hakikati ifade eden Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem aynen şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadüküm hatta yekûne hevâhu teba'an limâ ci'tü bihi. Aman ya Rabbi, ne sıhhatli bir hadis. Hadis-i şerif. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, la yu'minu, gerçekten iman etmiş olmaz. Gerçek mümin sayılmaz. Gerçek Müslüman olmaz. La yu'minu, Arapça. Ehadüküm, sizden birisi. Gerçekten mümin olmaz. Ne zaman olur? Hatta yekûne hevâhu. Heva diye bir kelime var. Heva. Hava değil. Heva. Heva demek Arapça, Türkçesi nefsin arzusu demek. Heva. Hani ayette وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Allah Resulünü anlatırken ne diyor? وَمَا يَنْتِكُ. Konuşmaz. Kim? Allah'ın Resulü konuşmaz. عَنِ الْهَوَى. Kendi hevesinden, kendi nefsinden konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Ancak Allah'tan aldığı vahyi konuşur. Orada da heva kelimesi geçtiği için söylüyorum. Ve ma yantiku anil heva. Peygamberler nefsinden, keyfinden konuşmaz. Demek ki heva ne demekmiş? Nefsin keyfi demek. Nefsin arzusu demek. Resulullah buyuruyor ki, la yu'minu ahadukum hatta yekuna hevahu teba'an lima ci'tü bihi. Benim getirdiğim Kur'an'a, Kur'an'daki hükümlere, Kur'an'daki esaslara, nefsinin arzularını bir insan Kur'an'a arzusunu, isteklerini, iştahlarını, tavrını, tarzını, tutumunu, durumunu, bütün ihtiyaçlarını, heveslerini Kur'an'a göre balans yapmazsa, Kur'an'a göre dizayn etmezse, Kur'an'a göre ayarlamış olmazsa, la yu'minu, gerçekten Müslüman olamaz. Ne kadar mühim bir hadistir.
Şimdi soruyorum, işimizi, eğitimimizi, öğretimimizi, üretimimizi, tüketimimizi, yönetimimizi, denetimimizi, bakın kelimeler birbirine çok benziyor. Üretim, denetim, öğretim, tüketim, yönetim. Hepsinin manasını biliyorsun. Bütün bunları diyor, benim getirdiğim vahye, Kur'an'a, sünnete uydurmadığınız müddetçe gerçek mümin olamazsınız. La yu'minu ahadüküm. Ne olacak bizim halimiz kardeşler? Ülkemizin haline bak. Ülkenin en yüksek makamında şu anda Büyük Millet Meclisi var mı yok mu? Bakın 10 gündür 15 gündür Millet Meclisi'nde nasıl yolsuzluk, nasıl hırsızlık, nasıl hayasızlık, nasıl rezillik işlendiği, bir koltuk 1,5 milyara nasıl milletin cebinden paraların çalındığını konuşuyor mu, konuşmuyor mu, size soruyorum. Konuşuluyor. Bir milletin meclisi bu hale gelirse, bir milletin vekilleri bu hale gelirse, bir meclis başkanı bu hale gelirse, o memleketin varın kıyas edin felaketini. Ya Allah aşkına, o gün araştırdım, İngiltere'de İngiliz parlamentosuyla alakalı araştırma yaptım. Vallahi halen İngiliz parlamentosu, İngiliz Büyük Millet Meclisi diyelim, şu anda tarihte en eski demokrasinin en eski bölgesi, ülkesi olarak biliniyor. Hala milletvekilleri öğrenciler gibi diyor, vallahi tahta sıralara oturuyor. Hala İngiltere'de. Bizim merhametsizler 1,5 milyarlık koltuğa hangi vicdanla oturacaklar? Nedir ulan bu israf? Nedir bu israf? İstiklal Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Millet Meclisi'nde gitsin Ankara'da görsünler. Hepsi tahta sıralara oturdular mı, oturmadılar mı? Ne oldu size? Memleket çok mu kalkınmış? Enflasyonu mu aşağıya düşürdünüz? İşsizliği mi önlediniz? Fukarayı mı kurtardınız ki 1,5 milyarlık koltuğa oturasınız? Haram olsun, zıkkım olsun size. Neyi önlediniz? Hangi fakiri sevindirdiniz? Böyle memleket olur mu kardeşler? Ezan okundu mu? Okunmadı. Böyle bir memlekete rahmet gelir mi? O Ramazan gelse ne olur, gelmese ne olur? Sistem değişmiyor, israf değişmiyor. Şu Büyük Millet Meclisi'ndeki israfa bakın. 8,5 trilyon para ödenmiş. Trilyon ya. Allah'tan korkmayan adamlar ne milletten korkuyor, ne insandan korkuyor. Böyle millet meclisi olmaz. Böyle meclis başkanı, böyle milletvekili olmaz. Ben şahıs kastetmiyorum. Böyle sistem olmaz. Böyle meclis olmaz. Millet inim inim inlerken, hele Ramazan gelmiş yine pazarı, çıkın dolaşın. Pirinç 200 bin lirayken 280 bin lira yapmışlar Ramazan geldi diye pirinci. Vay zalim oğlu zalimler. Bulguru artırmışlar, pirinci artırmışlar. 150 bin liraya satılan domates 300 bin lira. Vay zalim insanlar, zalim esnaf. Eskiden Osmanlı ecdadımızın zamanında vallahi Ramazan geldiği zaman hususi bir niyetle, gayretle fiyatları aşağıya çekerlermiş ki fakirler daha çok evine Ramazan'ı taşıyabilsin. Sahuru süslesin, iftarı süslesin, daha çok misafir götürebilsin, daha çok misafire hitap edebilsin. Biz de şimdi tam aslında Ramazan geldiğini fırsat bilerek fiyatları yükseltmiş. Hangi ecdadın torunlarıyız? Hangi rahmeten lil alemin olan bir peygamberin hangi ümmetiyiz? Bize ümmet denir mi? Hani rahmet, hani merhamet? Kardeşler, müminler, değerli kardeşlerim, vallahi gittiğimiz yol yol değil. Kur'an'da Sure-i Fatiha'yı biliyorsunuz, günde 40 sefer namazın her rekatında Allah bizden onu okumamızı isterken orada manalar var, mevzular var. Ne diyoruz? İhdina, ihdina, ihdina. Ya Rabbi bizi hidayet et. İhdina, bize hidayet ver. Bize yol göster. Hangi yolu? Es-sıratal müstakim. Sırat-ı müstakimi yol olarak bunu bize benimset. Sırat-ı müstakimde olmamızı Ya Rabbi İkram et diyoruz. Allah'tan sırat-ı müstakim istiyoruz.
İhdina, bize hidayet ver. Peki hidayetin senedi ne? Hidayet istiyorsun ama nasıl hidayet olacak? Bunun belgesi, bunun bilgisi, bunun senedi ne? İşte ünzile fihil Kur'an hüdellinnas ve beyyinatin minel hüda vel furkan. İşte sizin hidayette olmanızın belgesi, bilgisi Kur'an, hidayetin kaynağı Kur'an, doğru yolda olmanın kaynağı Kur'an, Allah'a gitmenin yolu Kur'an, cennete gitmenin yolu Kur'an, insan olmanın yolu Kur'an. Hüdellinnas. Ayetten sabit. Bakara 185. Bundan dolayıdır ki değerli kardeşler, bakın Ramazan'da açlığı paylaşıyoruz. Şu anda hepinizin zengin fakir, işçi işveren, amir memur, subay as subay, büyük küçük hepimizin paylaştığı ortak bir şey var Ramazan'da. Nedir siz söyleyin? Açlık, açlık, açlık. Açlığı paylaşmış mıyız? Hepimiz şu anda açlığı paylaşıyoruz. Zenginimiz de yemiyor, fakirimiz de yemiyor. Büyüğümüz de yemiyor, küçüğümüz de yemiyor. İşverenimiz de yemiyor, işçimiz de yemiyor. Adeta yememekte, içmemekte, açlıkta, yoklukta paylaşmayı beraberce yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Açlığı paylaşıyoruz. Böylece açların halinden, sofrası olmayanın sofrasına senenin 12 ayında bir kangal sucuk koyamayanlar. Bir kangal sucuk ya. 1,5 milyon kilosu, 2 milyon kilosu. Televizyonda efendim yağ reklamı, sucuk reklamlarını, adamın ağzı sulana sulana reklamları seyrediyor. Markete gittiği zaman 1,5 milyon alamıyor. Kahroluyor, katlanıyor. Eskiden görmezdi adam, belki ağzının suyu atmazdı. Şimdi cazır cazır, cayır cayır reklam ediliyor, alamıyor. 50 milyon lira maaş alan adam kilosu 1,5-2 milyondan sucuk alabilir mi? Salam alabilir mi? Efendim pastırma alabilir mi? Kardeşler yine cemaat ayakta kaldı, ne yapacağız? Vallahi üst üste cemaat yığın oldu, yoğun oldu, nasıl yerleştireceğiz? Bir kere daha kalkalım mı Şaban Hocam? Bir kere daha kalkalım, bakarsın 1-2 gedik daha kapatırız. Evet, hakikaten çok izdiham oldukça fazla. Buradan ben daha rahat görüyorum. Çok yoğun kalabalık var. Orada daha kalabalık, evet. Mahfil var ama orada aynen tıklım tıklım. Mahfilimiz de alt katımız böyle, üst katımız böyle, mahfilimiz böyle. Allah mübarek etsin. Ama mutlaka yer bulmamız lazım. Biraz sonra namaza kalkacağız. Nasıl namaz kılınacak bilemiyorum. Evet muhterem kardeşler, temiz kardeşlerim, oruçlu kardeşlerim. Adeta meleklerin haline bürünmüş kardeşlerim. Melekler biliyorsunuz yemez içmez. Meleklerde şehvet yok, yemek yok, içmek yok. Oruç tutan bir Müslüman en çok kime benziyor siz söyleyin? Meleklere benziyor. Oruçlu da yemek yok, içmek yok, cinsi arzu yok. Melekleşmiş olmanın bir tablosudur yani. Amenna. Oruç tutan adam kadar meleklere benzeyen adam bulamazsınız. Çünkü yemekten, içmekten, cinsi arzulardan kesilmiş olmak eşittir melekleşmek. Ama meleklerden daha üstün, çünkü melekler zaten yapılarında, yaratılışlarında yemek içmek yok. Mesela oruç tutmak meleklerin şanından değil. Oruç tutmak yemesi, içmesi ve şehveti olanlar için söz konusudur. Melek zaten yemiyor. Meleğin zaten yemesi yok, içmesi yok, şehveti yok, nefsi yok. Ha nefsi olduğu halde onu frenleyen, yemeye mecbur olduğu halde yemekten kesilen, içmeye mecbur olduğu halde içmekten kesilen bir insan meleklerin fevkindedir. Olduğu halde öbüründe yok ki frenlesin. Sende var olduğu için frenliyorsun. Frenlemek var olan bir şey için mevzu bahis. O bakımdan meleklerin huyuna, meleklerin haline
dönüşümdür oruç tutmak. Şu anda o haldeyiz, o yoldayız, o tavırdayız, o tarzdayız. Cenab-ı Hak oruçlarımızı makbul eylesin. Onun kabulüne, onun kabul buyurmasına arz ediyoruz haliyle. Demek ki mümin kardeşlerim, hayatımızı, yaşayışımızı, hayata bakışımızı, hayatın içinde akışımızı Kur'an'a ve Allah Resulü'nün getirdiği esaslara, lima ci'tü bihi diyor hadiste. Getirdiğim esaslara uydurabildiğiniz müddetçe Müslümansınız. La yu'minu ahadukum, gerçekten iman etmiş olmaz bir kimse, ne zaman olur? Hatta olur demek, yekûne hevâhu, nefsinin arzularını, düşüncesini, davranışını, temayüllerini, iştiyakını, iştahını, aklına gelen şeyleri, yapmak istedikleri işleri, lima ci'tü bihi, getirdiğim esaslara uydurmadıkça gerçek mümin olmaz. Bu la yu'minu kalıbında pek çok hadis var. Bunun birçoğunu bilirsiniz. Mesela bir tane daha okuyayım. La yu'minu ahadukum hatta yeşba'a ve caruhu ca'i'un inde cembeyhi. Yanı başında komşusu aç iken, açıkta iken, ihtiyaç içinde kıvranıyorken, kendisi karnını tıka basa doyuran insan gerçek Müslüman değildir. Sadaka Resulullah. Peygamber ne doğru söyledi. La yu'minu ahadukum hatta ye'mene caruhu bevaitahu. Bir hadis daha. Komşusu kendisinden %100 emin olmadıkça o kişi Müslüman, gerçek Müslüman olamaz. Hani komşu. Bir yere gideceğin zaman yanı başındaki komşuya anahtarını, 15 gün yokum komşu, bir ay gelmeyeceğim, gelemeyeceğim, anahtarım sende kalsın, evim sana emanet diyor ve anahtarı o komşuna verebiliyorsan, o komşun gerçek mümindir. Ama namaz kıldığı, hacca gittiği, oruç tuttuğu halde güvenemiyor, anahtarını o komşuya veremiyorsan, namaz kılsa dahi gerçek Müslüman değildir. Acaba anlaşılabiliyor bu mesele? Hayata yansıması lazım imanın. Komşularımıza, mahallemize, muhitimize, çevremize imanımızın yayılması, duyulması, yansıması lazım. İman emniyetten geliyor. Bize, bizden herkes emin olacak. Verdiğim çekten emin olacak. Verdiğim senetten emin olacak. Verdiğim sözden emin olacak. Elimden, ayağımdan emin olacak. Gözümden, kulağımdan emin olacak. Emin olamıyorsa ben mümin değilim. Ölçü budur. Efendimiz buyurmuş mesela, el müslimü, Müslüman şu kimsedir ki, men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi, elinden, okundu mu? Elinden ve dilinden emin olmadığınız adama Müslüman demeyin. Cenab-ı Hak bu ölçüler içinde Müslüman yaşamaya ve Müslüman eylesin. Ezan okumuş, uzatmayayım, ezan okunmuş. İnşallah daha sonraki cumalarda daha değişik mevzularla kardeşlerimizin bizden istediği bir bahis var. Bir ara bahsetmiştim, sonra kaldı, yarıda kaldı. İhtiyar bir kadının 40 sene hayatında dünya kelamı konuşmadığını, kim ne isterse ne sorarsa Kur'an'dan ayetler okuyarak cevap verdiği bir sahne var. Onu inşallah size arz edeyim. Nasıl Kur'an'la bütünleşmiş. Selamun aleyküm diyorsun, Kur'an'dan ayet okuyor. Aynen selam ayetini okuyor. Nasılsın, iyi misin diyor, ayet okuyor. Akşama neredesin diyor, ayet okuyor. Hep ayetten konuşmuş. Allah-u Teala Kur'an'la bütünleşmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Rabbim bu vesileyle kardeşler, aramızda bulunan cemaatimizin, kardeşlerimizin hastaları var. Birçoğunu tanıyoruz, birçoğuna haberimiz oluyor. Onların acilen şifaya kavuşması için hep beraber dua edelim. Rabbim bütün ehli İslam'ın hastalarına acil şifalar ihsan eylesin. Fethet eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.